Her şey 2016'dan önce yaşandı. FETÖ dershanesi olarak bilinen Anafen, ordu Fatsa'dan SBS'de bir Türkiye birincisi çıkartmayı başarmıştı. Ve o anı bu şekilde ölümsüzleştirdiler. İşin garip tarafıysa bu fotoğrafın kısa bir sürede küresel bir mime dönüşmesiydi. İnsanlar bu çocuğu türlü türlü yerlere montajlayarak oraya ayak uydurmasını sağlıyordu. Ve bu mim Anafen boy olarak adlandırılıyordu. Kramponları, göbeği, kendine özgü yüz hatları, giydiği tişört. Bu çocuk tam anlamıyla bir ikondu. Ve bir kullanıcının onu internette keşfetmesinin ardından tüm dünyada bilinen bir mim haline aldı. Ve araştırmaya başladığımda Anafen çocuğun arkasında inanılmaz bir hikaye olduğunu öğrendim. Gelin size tüm detayları anlatayım. Merhaba, videoya hoş geldiniz. Ben Kuel. Charm Kuel. Balina videosundan sonra zaten söylemiştim, kanalın etkileşimi biraz aşağı çekildi. Normal olacağını biliyordum zaten. En azından bu videonun biraz da öne çıkması için beğenip yorum atarsanız çok mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederim. İyi seyirler. Bu fotoğraftaki olay şuydu. Darbe mevzularının üzerinden 2 yıl geçmişti ve resimdeki çocuğun giydiği bu tişört darbe sonrasında kapatılan Anafen adındaki bir FETÖ dershanesine aitti. Ve bu fotoğrafa internette tesadüfen denk gelen İYOH adındaki minik bir shitpost sayfası admini dalga geçmek adına forumlarda Anafen çocuk adıyla paylaşımlar yapmaya başlamıştı. Forumda arkadaşlarıyla yaptığı bu gırgır sonrasında bu görsel forum içerisinde kullanılan bir içerik haline geldi. Ve ardından Anafen Slideshow adındaki bu video ile Anafen Reis'i tüm piyasaya duyurdu. Oldu. Bu noktadan sonra önce Instagram'da meme sayfaları, ardından da Reddit'in mizah sayfaları bu çocuğu paylaşmaya başlamıştı. Binlerce upvote ve beğeni bir anda piyasadaki herkesin Anafen Reis'i görmesini sağladı. Ardından Anafen çocuk farklı yerlere montajlanmaya başladı. Birkaç ayda o kadar büyük bir meme halini aldı ki, Adam adında Brooklyn, New Yorklu Know Your Meme'in ünlü site moderatörü Anafen Reis'e global bir meme sayfası oluşturdu. Anafen çocuk kafamın içine öyle bir yerleşmiş ki sanki 15 yıllık bir meme gibi hissettiriyor. Ancak tüm bu olaylar pek de uzak olmayan bir tarihte yaşandı. Her şey 2019'da başladı. Ben de kaynakları bu şekilde aratmaya başladım. Paylaşılan mimler üzerinden ana görsel olarak düşündüğüm bir içeriği veri tabanlarında taratmaya karar verdim. Oradan da görselin internetteki en kaliteli haline ulaştım. Yalnızca bir içerik Haber61 adındaki bir kaynağa bağlanıyordu. Ordu valisi Orhan Düzgün, 2012 seviye belirleme sınavında 496 puan alarak il birincisi olan Fatsa Dolunay Koleji öğrencisi Yunus Emre Yılmaz'ı makamına kabul ederek başarısından dolayı ödüllendirmişti. İşin garip tarafıysa şuradaki yazıyı okumamla başladı. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ömer Demiröz ve Yunus Emre Yılmaz'ın babası gazeteci Muhsin Yılmaz'ın da bulunduğu ödül töreninde Ordu valisi Orhan Düzgün Yunus Emre'ye başarısının sırrını sordu. Şimdi tüm bunları kimin ortaya çıkardığına bakalım. Eğer internette Yunus Emre Yılmaz SBS'ye yazarsanız bir sürü kaynakta haber yapıldığını göreceksiniz. Ve haber kaynaklarını içeren bilgileri göz atarsanız neredeyse tamamında Yunus Emre'nin babasına ulaşacaksınız. Muhsin Yılmaz, yani Anafen Reis'in babası, Yunus henüz daha minik bir bebekken ordunun Fatsa ilçesinde görev yapmaya başlamış bir gazeteciydi. Sektöre girdiği günden bu yana büyük işlere imza atmış ve orduda çok sevilen bir gazeteci olmayı başarmıştı. Bu durum onun Fatsa Belediyesi'nde basın ve halkla ilişkiler bölümünde çalışmasını sağladı. Bu sayede yıllar içinde çevresini iyice geliştirdi ve istediği haberi istediği şekilde paylaşabilecek bir noktaya geldi. Böylece hikaye şöyle gerçekleşti. Tarihler 9 Haziran 2012 sabahı saat 6 civarlarını gösterdiğinde Anafen çocuk o dönemin son SBS sınavına girmek için hazır bekliyordu. Sınav günü gelip geçtiğinde babası Muhsin Yılmaz için harika olaylar yaşandı. 1999 yılında doğan ve 5. sınıftan beri Anafen dershanelerine giden çocuğu Yunus Emre Yılmaz, dönemin lise sınavı olan SBS'de ordu bölgesi için bir rekor kırmıştı. İlk girdiği SBS sınavından tam puan, ikinci sınavdansa 496 puan alarak ordu Fatsa'daki tek birinci olmuştu. Babasının gurur kaynağı oğlu Yunus Emre'nin elde ettiği bu başarıyı tüm ülkeye duyurması gerekiyordu. Hemen kamerasını aldı ve doğruca Yunus Emre'yi yetkililerle fotoğraf çektirmeye götürdü. İşte tüm bu görseller ve yapılan haberler bu şekilde ortaya çıktı. Yunus Emre ödül alıyor. Yunus Emre'ye validen tebrikler. Ayrıca bu durum Anafen için de inanılmaz bir reklam kampanyasıydı. Anafen'in o dönemki reklam müdürü konuyla ilgili güzel açıklamalar yaparak Yunus Emre'yi tebrik etmişti. Bu arada bu eleman yıllar sonra FETÖ'den yargılandı ve postalandı. Ve sonrasında gazeteler basıldı, internet sitelerinde babası tarafından haberler girildi ve üzerinden geçen neredeyse 7 yılın ardından büyük bir meme halini aldı. Ancak işler değişmişti. 2012 yıllarında yalnızca Anafen olan bu kurum 2019'da artık bir terör artığıydı. Ve geçen uzun yıllar sonrasında kimse bu çocuğa ne olduğunu bilmiyordu tam olarak bu videoya kadar.
Yunus Emre SBS'de Türkiye birincisi olduktan sonra Fatsa'dan taşınıp Ankara'ya yerleştirilmişti. Bunun sebebi Ankara'da Samanyolu Fen Lisesi adında bir yeri kazanmıştı. Bu okulu yazma sebebi o dönemlerde iyi puan getiren öğrencilerin yapacakları tercihlerin ana fen dershanelerindeki mentorlar tarafından belirlenmesiydi. Bu mentorlar zeki öğrencileri yine kendi okullarına yönlendiriyorlar, böylece ağı sürdürmeye devam ediyorlardı. Yunus Emre burada iyi bir eğitim aldıktan sonra yine iyi bir puanla Boğaziçi Üniversitesi'ne yerleşmişti. Tam Boğaziçi'ne girdiği senede darbe mevzuları yüzünden okuduğu eski Samanyolu Lisesi yapılan büyük bir baskın sonrası kapatılmıştı. Ancak Yunus Emre bundan etkilenmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde psikoloji bölümünü okudu ve o dönemde hobi olarak tiyatro oyunlarını oynamıştı. Üniversitenin YouTube kanalında paylaşılan İş İstiyorum İş isimli oyunda ana fen çocuğun günümüze en yakın halini görebilirsiniz. Biraz daha detay bulmak için isim üzerinden yaptığım basit taratmalar sonucunda Yunus Emre Yılmaz'a ait olan bu LinkedIn sayfasını buldum. Bu gerçekten o. Blue Clip adında bir medya şirketinde video editörlük yapıyormuş. Ayrıca aynı zamanda Celiz Mac adında farklı bir medya kuruluşunda daha çalışıyor. Bu şirketin olayını bilmeyenler için ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarının yönetimini sağlıyorlar. Kısaca Ronaldo paylaşımlarını kendi yapmıyor. Fotoğraflarını birileri çekiyor, birileri düzenliyor ve yayınlıyor. İşte şirket tam olarak bu işi yapıyor. O kadar Türkiye birinciliği, ödüller, valiler, haberler derken iyi bir bölümde okudu. Ancak her şeyin sonunda farklı bir meslek yapacaktı. Kendini video editörlük işine vermiş ve bu konuda ilerleme kararı almıştı. Bu şirketin ismini vermek istemeyen çalışanları üzerinden Yunus Emre hakkında bazı detaylara ulaştım. Çok iyi birisi olduğunu söylüyorlar. Bayağı iyi niyetli birisiymiş. Ve şu anda siz bu videoyu izlediğiniz sırada ana fen çocuk askerdeymiş. Ayrıca iletişim numarasını da verdiler ancak askerde olduğu için rahatsız etmedi. Videoya koymak için detay ararken şöyle bir şeye denk geldim. LinkedIn profilinde şu bölüme tıklarsanız orada Yunus'un bağlantısı olan yerleri görebilirsiniz. Böylece bu isimleri araştırarak sosyal medya hesaplarına eriştim. Oltan adındaki bu adamın Instagram hesabını bulmam kolay oldu. Ve arkadaşları bölümünde Yunus Emre'yi arattığımda bu profile ulaştım. Bu onun güncel hesabı. Ancak profil gizli. Merak ettiğimden ve videoya detay sağlaması adına eskiden işe yaradığını hatırladığım Postego adındaki bir uygulamayı kullanacağım. Video içerisinde detay sağlaması için güncel bir fotoğraf bulmak zorundayım. Ve sonuçtaysa internette o yıllardan beri var olan tüm görselleri bunlarmış. Yunus Emre babası tarafından internete bırakılan bu izler sayesinde çocukluğundan beri garip bir deneyim yaşamıştı. Sürekli internetteydi ve gittiği her okul garip şekilde FETÖ ile bağlantılıydı. İnternetteki kullanıcılar onu FETÖ'cü olarak adlandırsa da, gezdiğim her forumda FETÖ'cü birinci olarak tanıtılsa da Yunus'un kişisel profillerinin hiçbirisinde bu konuda bir kanıta ulaşamadım. O dönemde ana fen dershanelerine giden bu konudan bağımsız çok fazla öğrenci vardı. Yani böyle bir yafta yapıştırmak doğru olmayabilir. Bir de şöyle bir ihtimal var. Sonuçta devlet bu adamı askere almış. FETÖ'cü olsa onu askere almazlardı, değil mi?